Herkese merhaba. Gösterdiğiniz ilgi ve pozitif mesajlarınız için teşekkür ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bugün ezberlerinizi bozmaya çalışacağım. Umarım anlatacaklarım sizler için aydınlatıcı nitelikte olur. Bir şeyin adını koymak, ona sahip olmak ve onun üzerinde söz hakkına sahip olmaktan ileri gelir. Bir çocuğun ismini anne ve babasının koyması gibi. Orta Doğu tanımı Amerikalı subay ve teorisyen Alfred Mahan tarafından dile getirilmiştir. Bizim de Uzak Doğu diye tanımladığımız bölgeye kendisi Uzak Doğu tanımını getirmiştir. Türkiye'nin bulunduğu bölge ve Arap Yarımadası'na da Orta Doğu demiştir. Orta Doğu bize göre doğuda değil, güneyde. Ama neden Orta Doğu diyoruz diyen yok. Tuhaf değil mi? Peki biz geçmişte bu topraklar Osmanlı'nındı diyerek bugün de bölgeye dair çeşitli politikalar ve stratejiler izlemeye çalışırken neden Amerikalıların tanımlarıyla hareket ediyoruz? Biz şu kadar yıl bölgeye hükmettik, nizam verdik diye konuşuluyor. Madem çocuk bizden, o zaman neden başkasının koyduğu isimle sesleniyoruz? Yıllardır Orta Doğu diye adlandırılan bu bölge büyük acılarla yoğruldu. İnancı sömürülen veya en yakınlarını kaybetmiş kişilerin gelecekte çok daha adil bir düzen kurmak için sorumluluk alacaklarını umut ediyorum. İnsanların kaçış sebebi aynı zamanda yaşama amacıdır. Örneğin savaştan kaçmış birisinin daha barış yanlısı bir tutuma sahip olması sürpriz değildir. Ben batılı sömürgecilerin perişan ettiği bu kadim coğrafyanın yeniden toparlanacağına inanıyorum. İkinci sınıfa giderken okyanuslarla çevrili büyük kara parçasına kıta denir diye öğretildi. Ve hemen ardından dünyada 7 kıta olduğunu ve bunlardan birinin de Avrupa olduğu dikte edildi. Peki mevcut tanıma göre Avrupa eğer bir kıtaysa bana hangi okyanusta Asya kıtasından ayrıldığını da söyler misiniz? Avrupa için bölge tanımlamasını kullanmak daha doğru olacaktır. Avrupa'nın kendini olduğundan büyük gösterme çabaları aslında kendi içinde çelişen durumlara da sebebiyet veriyor. Futbol üzerinden bir örnek vereyim. UEFA yani açılımı Avrupa Futbol Federasyonları Birliği. Eğer Kafkas Dağları Avrupa'nın Asya'dan ayrıldığı sınır olarak kabul ediliyorsa Ermenistan'ın UEFA organizasyonlarında ne işi var? Eğer Ermenistan varsa İran niye yok? Şayet Ural Dağları'ndan ötesi Avrupa değilse Kazakistan'ın aynı şekilde Avrupa ile ne gibi bir bağlantısı var da organizasyonlara katılım sağlıyor? İsrail aynı şekilde UEFA'da niye var? Varsa Mısır da katılsın o halde, hemen onun yanı başında. Avrupa nerede başlıyor, nerede bitiyor ben anlayamadım açıkçası. Fakat size gördüğüm bir gerçekliği aktarmak istiyorum. 2008 yılındaki Avrupa Şampiyonası esnasında yurt dışındaydım ve maçları takip ediyordum. Yarı finale çıkmıştık. Türkiye ile birlikte Rusya da yarı finale çıkmıştı. Maçları izleyenlerin aralarında geçen şu muhabbeti dün gibi hatırlıyorum. Türkiye ve Rusya'nın yarı finalde ne işi var diye konuşuyorlardı. Dedikleri aynen şuydu. Türkler ve Ruslar bunlar Avrupalı değiller ki. Bakınız bu ülkelerin turnuvaya katılmasında sorun yok. Sorun yarı finale çıkmaları. Avrupalılar kendini büyük gösterme gayretinde. Ancak onlara göre günün sonunda pastayı hep 4-5 ülke arasında paylaşmalı. Bu bakış açılarından ötürü de bir adım ileriye gitme şansları yok. Avrupa eğer bir kıta olarak kabul ediliyorsa o durumda 1,5 milyarlık nüfusuyla okyanusa uzanan büyük bir yarımada olan Hindistan'ı da kıta olarak kabul etmemiz gerekir. Ganj nehrinden Himalayalara, oradan İndus nehrine kıta formunda bir şey çıkartılabilir veya Arap Yarımadası için de aynı durum geçerlidir. Türkiye 7 coğrafi bölgeye ayrılmaktadır diye yıllardır anlatılması ise bir başka izaha muhtaç durum. Bu 7 bölge kime ve neye göre belirlenmiş? Orası muamma. 7 bölge, sözde şehirlerin iklim ve yer şekilleri dikkate alınarak hazırlanmış. Bu durumda Kütahya'nın iklim ve yer şekilleri Eskişehir ile değil, Muğla ile daha çok benzer demek ki. İkisine de Ege bölgesi dediklerine göre. Hangi sebeple olursa olsun, sınır çizmek, hele ki kendi ülkeniz üzerinde çizmek çocuk oyuncağı değildir. Gelecekte size dayatılacak haritalara bile temel teşkil eder. Mustafa Kemal Atatürk, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri demiş, Ege dememiş. Ancak onun Akdeniz dediği yer de Ege olarak adlandırılıyor. Üstelik Osmanlı Devleti döneminde bugün Ege Denizi diye adlandırılan saha Adalar Denizi olarak geçmesine rağmen gerçekten Türkiye'de yaşayanlara tarihini unutturacak çok sağlam formatlar atıldığını söyleyebilirim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu bile nitelikli analizlerden yoksun şekilde öğretiliyor. Her savaş, öncesi o anda yaşananlar ve sonrasında hangi gelişmeleri tetiklediği ile ilgili olarak ayrı ayrı analiz edilmelidir.
Buna ilişkin bir örnek vereyim. 1. İnönü Savaşı Ocak 1921'de, 2. İnönü Savaşı da Mart 1921'de yapılıyor. Ve Yunanlılara her ikisinde de üstünlük sağlanıyor. Ardından Sakarya Meydan Muharebesi Haziran 1921'de yapılıyor. Savaşın gerçekleştiği yerlerden bahseden yok. Yalnızca ezberden sayılıp geçiliyor. Düşman kuvvetleri batıdan geldiyse ve yine batı hattına püskürtülmek isteniyorsa, İnönü'de savaş kazanıldığı halde neden atalarımız tam 130 kilometre doğuya çekildiler ve Sakarya Nehri'nin öte yanına geçtiler? Coğrafyayı doğru okuyabilenler bu gibi durumlarda kazanır. Atalarımızın doğu hattına yani geriye çekilmelerindeki sebep şuydu. Kara savaşlarında düşman kuvvetlerinin gücünü önemli ölçüde azaltmak isteyenler, rakip gücün cephe hattının gerisinde ya bir deniz, ya aşılması zor bir nehir ya da düz ve geniş bir arazi olmasını önceler. Yunanlıların cephe hattının gerisine de hem Sakarya Nehri hem de geniş ve düz bir arazinin konumlandırılması zafere giden yolu açmıştır. Aslında 1922'nin Eylül'ünde Kurtuluş Savaşı sonlanmıştı. Fakat Yunanlılar Sakarya Nehri'nin doğu hattına geçmek gibi kendilerince hayati strateji hatası yaparak bir yıl önceden savaşın sonucunu aşağı yukarı belli etmişlerdi. Eğer Yunanlılar Anadolu'nun içlerine ilerlemek yerine Antalya'nın batısındaki Teke Yarımadası'nı sınır alacak şekilde Muğla Denizli yöresinde yani Anadolu'nun güneybatısında gücünü konsolide etmeye çalışsalardı emin olun ki tarih farklı yazılırdı. Yine bir nehir ve Yunanistan üzerinden konuyu günümüz penceresinden değerlendirelim. Türkiye ve Yunanistan arasındaki sınırı şu an için Meriç Nehri oluşturmaktadır. Son yıllarda ABD'nin nehrin yani sınırın hemen yakınındaki Dede Ağaç şehrinde yaptığı askeri yığınak üzerinden endişeler dile getiriliyor. Yunanlar için Türkiye ile sınır hattında Meriç Nehri bulunsa da günümüzde gelişen insansız savaş teknolojilerini göz önüne alırsak yer yer Meriç Nehri'nin 5 metreye kadar düşen genişliği hiçbir şekilde bir savunma mevzisi olamaz. Daha geniş ölçekte düşünürsek ABD'nin Türkiye'nin yanı başında Yunanistan Dede Ağaç'ta önemli bir yığınak yapmasının Türkiye'yi Pasifik'teki muhtemel bir savaş için taraf olmaya zorlamak adına da atılmış bir adım olabileceğini düşünüyorum. Son dönemde Rusya tehdidi üzerinden Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğalgaz LNG satışına hız vermiş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Dede Ağaç'ta da yakıt sevkiyatı için lojistik merkez kurduğu konuşuluyor. Bunu da bir bilgi notu olarak sizlerle paylaşmış olayım. Çok benzer kültüre sahip milletlerin ulus bilinci üzerinden karşı karşıya getirilmesinin o ulusun sembolü yani bayrağı üzerinden gerçekleştiğini ve bu sembollerin peşin kabulüyle ilgili değinmek istediğim bazı noktalar var. Bayraklar üzerinden dayatılan her ne varsa tuhaf bir şekilde milyonlarca insan tarafından sorgulanmadan kabul ediliyor ve hatta baş tacı ediliyor. Bu da oldukça ilginç bir meseledir. 24 Aralık 2023 Pazar günü İstanbul'da Karaköy'den Beşiktaş'a doğru giderken gördüğüm yüzlerce insan İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamı ve vahşeti protesto etmek için toplanmıştı ve yürüyorlardı. Herkesin elinde Filistin bayrakları vardı. Peki Filistinliler Müslüman olduğu halde neden bayraklarında İslam'a ait en ufak bir işaret, sembol yer almıyor? Şeyh Ahmet Yasin'in bir resmini, posterini aradı gözlerim, yoktu. Müslümanların topraklarını elinden çalıp mazlum insanlara bu zulmü reva görenlerin belirledikleri bayraklar ellerindeydi. Başkalarının sizinle ilgili tasarruflarına boyun eğerek mi yaşamak istiyorsunuz? Yoksa kendi aklınız ve gerçeğiniz için size avantaj sağlayacak şekilde mi yola devam etmek niyetindesiniz? Hakkınızı gasp edenlerin size dayattıklarını değil, kendi değerlerinizi ve gerçeklerinizi yüceltin. Müslümanların birlik olarak hareket etmeleri adına liderlik olgusundan yoksun bırakıldıkları da bir başka acı gerçektir. Milyonlarca insanın yaşadığı ülkelerin bayrakları bir elden çıkmış. Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suriye, Irak, Filistin, Sudan, Yemen, Mısır bunların hepsi. Örneğin Mısır'ın her şeyi olan Nil Nehri'ne ilişkin Mısır bayrağında en ufak bir ibare yer almıyor. Türkiye silahlı güç kapasitesi üzerinden genişleme potansiyelini taşıyor ancak bölünmüş toplum yapısı hedef birliği noktasında buna dair ümit vermiyor. Farklılıkları ustalıkla yönetip yüceltecek bir üst akıl yok. Varsa da şu an için genele hitap edemiyor diyebilirim. Gözlemlerim bu yöndedir. Güçlüysen adını koyarsın, nizam verirsin.
Eğer bunu yapacak kapasite yoksa o zaman verilecek kayıplar da peşin peşin kabul edilmelidir. Çok değil, geçen yüzyılın başında bayrağımızın dalgalandığı topraklardaki izler çok kısa sürede planlı olarak atılmış adımlarla silindi. Süper güç olarak lanse edilen fakat daha kendi ülkesindeki silahlı okul baskınlarına bile çözüm bulamayan ABD, 1991 ve 2003 yıllarında gerçekleştirdiği işgallerle bölgemize nizam vermeye kalktı. Gelecekte yaşattıklarının kendilerinin nasıl dönüşleri olacağını tarih yazacak. Bastırılmış üzüntü genellikle büyük bir öfkeye dönüşmektedir. Suriye'de, Irak'ta milyonlarca insan yurdundan edildi. Öldürülen, sakat kalan, tecavüze uğrayan, işkence edilen insanların haddi hesabı yok. Türkiye'nin gelecekte bu öfkeye ne ölçüde yön verip veremeyeceğini göreceğiz. 1919 yılındaki Paris Barış Konferansı'nda kurulmuş King Crane Komisyonu'nda tabiri caizse ameliyat masasına yatırılan bölgenin rehabilitasyon sürecini ancak Türkiye yürütebilir. Benim gördüğüm şey şudur. Türkiye eğer büyüyemezse küçülecek ve gelecekte bölgemizde sınırlar değişecektir. Öngörüm bu yöndedir. İHA SİHA yaptık diyerek övünülüyor fakat bu bana göre destekleyici unsurlar olmadan bir şey ifade etmez. Şam'daki Emeviye Camii'nde cuma namazı kılacağız denildi. Sonrasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılıyız açıklamaları yapıldı. Böylece bazı kişiler uluslararası ilişkilerin inançlara dayanan bir serüven olmadığını yaşayarak öğrenmiş oldular. Atilla Ağa'nın bir sözü vardır. Eğer sınırlarınızda sorun varsa bunu gidermenin tek yolu sınırlarınızı genişletmektir. Elbette bunu yapabilmek kapasite meselesidir. Toprak bütünlüklerine saygı duyulur veya duyulmaz, onu ben bilemem. Fakat bildiğim şey şu ki saygı duysan da duymasan da şirketlerin, markaların, girişimcilerin sahada değilse, para birimin dolaşımda değilse ve konuştuğun dilin bilinirliği yoksa o bölgede yoksun demektir. Bir ülkenin parasının hedef bölgede yaygın şekilde kullanılması ve dolaşımda olması dahi tek başına çok net bir göstergedir. Havada olmak, sahada etkin olunması durumunda tamamlayıcı bir güç unsurudur. Böyle değerlendirmek ve okumak gerçeklikten kopmamamızı sağlar. Amerika Birleşik Devletleri denizlerdeki etkinliği üzerinden dünya ticaretine yön veriyor. Ancak burada temel gösterge Amerikan dolarının tüm dünyada geçer akçe olmasıdır. Tabii ki 2. Dünya Savaşı sonrasında Bretton Woods'ta oluşturulmuş altın karşılığı dolar basımının 1971'den beri iptali ve tam yarım yüzyıldan fazla bir süredir doların karşılıksız basılması ise kusursuz fırtınayı eninde sonunda dünyaya yaşatacaktır. Ben ekonomist değilim. Bununla birlikte dünyada bugüne kadar karşılıksız para basılan tüm sistemlerin istisnasız olarak çöktüğünü okudum ve konuya tam anlamıyla odaklanmış kişilerin de çeşitli zamanlarda paylaştıkları karşılaştırmalı örnekleri inceledim. Türkiye kendi ligini kurabilirse, markalaşabilirse ve insan kaynağını daha fazla ziyan etmeden doğru kullanırsa ne ala. O takdirde bulunduğumuz bölgede korkulu rüyalar görmeden yaşayabiliriz. Aksi takdirde burada tutunmak zor. Bakınız bir yerin gerekliliği neyse o yönde politikalar izlenmelidir. Anadolu coğrafyası konum itibariyle kendi kabuğuna çekilmeye müsaade etmez. Osmanlılar, Selçuklular, Doğu Roma yani Bizans tüm bu imparatorluklar genişleme eğiliminde olmuştur. Çünkü bölgenin konumu buna mecbur eder. Kıbrıs, Girit ve Kırım'da tehdit olacak nitelikte yapılanmalar varsa bu Anadolu'daki gücün sürekli diken üstünde olmasını sağlar. Bakınız, Türkiye demiyorum, Anadolu'daki gücün diyorum. Çünkü yaşadığımız yer bize göre şekillenmez. Biz coğrafyanın gerçeklerine göre hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bizans Savaş Sanatı kitabını okumuştum ve şöyle bir nokta belirtmişlerdi. Adapazarı Taraklı ilçesinde bulunan geçidin tutulmaması halinde Müslümanların İstanbul'a rahatlıkla ilerleyeceğine değinmişlerdi. Evet, gerçekten de Taraklı geçidi iç bölgeden İstanbul'a geçiş için en pratik yoldur. Niyetler farklı ancak yer aynı. Anadolu'nun gerçeklerini esas alarak konuyu değerlendirirsek, Türkiye yüzyılı başlıyor açıklamalarını yaptıktan sonra Ankara'nın Avrupa Birliği ile üyelik sürecine hız vereceğiz açıklamalarını sizlerin takdirine bırakıyorum. Avrupa Birliği'nin geleceğinin olup olmadığı ayrı bir konudur. Fakat Türkiye Müslüman nüfusun çoğunlukta olmadığı bir yer olsaydı yine de bizi kabul etmezlerdi.
Avrupalılar Irak, Suriye gibi kaotik süreçler yaşayan bölgelerle komşu olmayı göze alamaz. Bunun da ötesinde Avrupa Parlamentosu'nda temsilci sayısı ülkelerin nüfuslarına göre belirlenir. Bugün Türkiye'nin nüfusunun Almanya'yı geçtiğini hesaba katarsak durumun imkansızlığını da anlamış oluruz. Yani hem bir organizasyona en son katılacaksın hem de en çok söz hakkını size verecekler. Bu sizin aklınıza yatıyor mu? Böyle bir dünya yok. Gelinen noktada artık bir karar verilmek durumundadır. Ya büyürsün ya küçülürsün. Ya güçlüsündür ya da güçsüz. Ya ezersin ya da ezilirsin. Ezecek gücün olsa dahi mazlumun hakkını gözetebiliyorsan bu senin ayrıcalığındır, erdemindir ve büyüklüğündür. Türkiye için karar yıllarındayız. Türkiye ya büyüyecek ya da küçülecek. Ve bu noktada şunu da söylemeliyim ki statükoyu korumaya yönelik hiçbir politika uzun soluklu olmayacaktır. Gelecek videomuzda Karadeniz üzerinden Balkan coğrafyasına uzanan bir perspektifle ele alacağım konular olacak. Hazırladığım içeriği zaman ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğeni ve paylaşımlarınızla bana destek olacağınızı umarım. Sevgi ve saygılarımla hoşça kalın.